Diğer metnimizi okuyalım. Paylaşayım ben metni. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer metnimiz evet. Tavvaf ve Şivat arkadaşlar. Şivat bir Yahudi takviminde bir aydır arkadaşlar. Nisan ayına denk geliyor. Böyle yaprakların açtığı, çiçeklerin açtığı, baharın geldiği, ondan sonra etrafın yeşillenmeye başlandığı, ağaçların dikilmeye başlandığı bir bayram edasıyla Yahudiler arasında kutlanan bir şeydir. 15 Şivat diyorlar onlar. Şivat 15 bir şeydir aslında, bir gelenektir. Ve o gelenek yüzyıllardır şeyde devam ediyor. Yahudi toplumu arasında hangi devletin şey içerisinde yaşarlarsa yaşasınlar orada bunu kutlarlar. Bir anlamda da aslında bu kutlama da şeye de işaret ediyor. Bu kutlama aynı zamanda Evet. onların devletlerinin de yeşereceğine, yeni bir yaşama döneceğine bir şekilde hani baharın gelişi kutlanıyor ve bununla ilgili bir takım faaliyetler yapılıyor. Yani bu bir bayram edasıyla kutlanıyor. Nedir onlar? Birazdan göreceğiz. Metin okuduktan sonra da ben size bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Bu bir anlamda bağır. Derbuka falan mı oynuyorlar değil mi? Derbuka böyle şey bir şeyler ateş yakıyorlar falan. O Nevruz'u. Nevruz'a benziyor. Bahar bayramı Nevruz'a benziyor. O senin dediğin şeyde o. Mezopotamya'da olur. Bir de Orta Asya'da kutlanan Nevroz vardır. Yeni gün. İran'da çokça kutlanır. Biz bunlara Türkiye'de de biliyorsunuz Nevroz derler. Nivroz. Yeni gün demek. Zaten bu da Roş Haşana'dır. Sene başı. Yeni sene değil mi? Yeni sene Nevruz. evet. Roş Haşana yeni sene. Senenin başı anlamında. Dolayısıyla bu tabii farklı şekillerde, farklı kültürlerde kutlanıyor. Baharın gelişini, o yeşillenmeyi, doğanın uyanmasını ta bu Sümerlerden beri kutlana gelen bir gelenek. In 21 hours. Şeyden Şivat'tan önce yazan kelimeyi ben tam okuyamadım. Tavvaf. Tavva. Evet, tavvaf. Bu sayıdır 15 Şubat anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüzde 15 Şubat. 15 Şubat, Şivat pardon Şubat diyorum Şivat. Şimdi Hocam bir soru bu mesela i olmayacak mı iki tane i? Bu apostrof gibi getiriyor. Dediniz, tavaf dediniz. Ama şey iki bu. tane böyle i gibi benzer. Y'ye benziyor değil mi? Değil. Bu Evet. bu. Yani kısaltma yapıldığında kullanılan bir şeydir bu. Kısaltma yapınca bu şekilde kullanıyoruz. İki çentik kullanıyoruz. Kısaltma yaptığımızı gösteriyoruz. O Kısaltma zaman kullanıyoruz. dava okuyacağız mı? Tavvav, tu diye, tavvav. Evet ama diyorum bu iki tane Et, pardon, böyle. etvav. Böyle iki tane. O Çentik, zaman iki çentik. Okunmuyor bu, kısaltma işareti bu. Bu okunmuyor. Apostrof. Apostrof evet. Yani iki tane yan yana apostrof bu. İbranice'de kısaltmaların yanına geliyor. 5 Şubat. Evet. Okuyoruz arkadaşlar. Ha şikedim. Şiket, şiket, şikedim arkadaşlar. Badem. Badem. Bademler porahat. Porahat çiçeklenmiş arkadaşlar. Porak yapraklanmış, çiçeklenmiş, porakat. Porakat. Ve şemeş, arkadaşlar badem kelimesine dikkat edin. Şeket. Şeket. Şikadim, bademler. Şikadiya pardon, badem ağacı. Şikadiya. Porakat, evet. Ve şemeş, güneş arkadaşlar. Şems kelimesi. Şemeş. Şemeş. Şemeş, güneş, şems diyoruz biliyorsunuz Arapçada şemeş. Güneş, paz, altın gibi, paz, zorahat.
Paz altın gibi doğuyor. Güneş altın gibi doğuyor, doğar. Hasipurim arkadaşlar, sipur. Sipur arkadaşlar, kuşlar. Sipur, kuş. Sipurim, kuşlar. Kuşlar. Buna güneş yazalım. Güneş. Poreket, yapraklanmak, açmak, çiçeklenmek arkadaşlar. Çiçeklenmek, çiçek vermek. Çiçeklenmek, açmak gibi düşünün arkadaşlar. Çiçeklenmek. Paz, altın gibi. Yani parlak. Pas parlak, parlak gibi parlak. Zorahat, zorahat, açmak, doğmak arkadaşlar. Hasipuri, hasipuri, kuşlar. Me roş, me, me, den dan. Den dan veya de da. Roş başında, kol gag. Gag arkadaşlar tepe demek ama ağaçların dallarında veya tepelerinde başında, her ağacın, ağaçların bütün başlarında kuşlar var. Meroş. Hocam çatı anlamı da var mıydı gag? Çatı anlamı mı? Da var, dam anlamı var, en üstte olan anlamı var. Burada gag tepe baş demektir arkadaşlar. Bir şeyin tepesi, üstü anlamında gag. Gag dediğim gibi burada yani ağaçlardan bahsettiği için bunu tepelerinde, başlarında filan, çünkü şeyi de kullanıyor ya, meroş kol gag. Bu da dediğim gibi başında, her bir şeyin başında, her bir damın veya her bir ağacın başında kuşlar. Kuşlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Mübasrot. Mübasrot, bısar arkadaşlar, boser. Müjdeliyorlar arkadaşlar. Mübasrot, kelimenin kökü. Boser arkadaşlar, sizin bildiğiniz bir kelimedir arkadaşlar. Bildiğiniz, evet, bir kelime. Büşra'dan geliyor, evet, galiba değil mi hocam? Evet. Arapçadaki beşşere kelimesi. Arapçadaki beşşere kelimesiyle aynı. Büşra arkadaşlar, beşşere kelimesi. Boşer arkadaşlar, mübasrot. Bu tabi sinle, mübasrot. Et, e'yi, a'yı, bo gelişini, ha, hag. Bayramın gelişini arkadaşlar. Hag bayram demek. Hag. Hag bayram demek. Bayramın gelişini, bayramın gelişini ne yapıyorlar? Gelişini müjdeliyorlar. Müjdeliyorlar. Bunu anladık değil mi? Hocam, orada nasıl fiil oluyor peki? He? Mübasrot bu. Bu kalıbı görmediniz arkadaşlar. Bu, o yüzden bunu ben ayrıca anlatacağım. Mübasrot. Başka bir kalıptan bu. Hipsir kalıbından. Bunu ben ayrıca size anlatacağım arkadaşlar. Bu tabii fiilleri şimdilik sadece kelime olarak öğrenin. Fiil olarak biri geldi. Zülal. Zülal. Evet. Mübasrot. Mübasrot. Buradaki kullanımı ise arkadaşlar, şu fiilin, boserin kullanımı ortaç arkadaşlar. Ortacı henüz görmediğiniz için ben ayrıca size bunu ortacı anlatacağım ama şu anda değil. Çünkü başka bir konu o. Mubasrot, et, bo, ha, he, hak. Bayramı veya bayramı ne yap? Bayramın gelişini. Bo arkadaşlar, bunu gördünüz değil mi bu kelimeyi? Ba. Gelmek, evet. Ba. Evet. O geliş arkadaşlar. Gelişini, neyin gelişini? Et bo ha hag, ha hag. Bayramın gelişini ne yapıyorlar? Müjdeliyorlar. Tet, tet vav, beşivat, yani 15 Şubat, Şivat arkadaşlar. Higia. Higia arkadaşlar, gelmek. Higia, 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 gelmek. O 15 Şubat geldi, higia. Şimdi buradaki arkadaşlar, higia
Dikkat ederseniz Arapçadaki ca'e benziyor. Arapçadaki ca'e gelmek ga gibi arkadaşlar. Tabi Arapçadaki hemze ayn ile eşli. Ayn ile hemze çoğu zaman birbirinin yerine Semitik dillerde kullanılıyor arkadaşlar. Higia. Hag. Bir soru hocam. Mesela genellikle İbranice fiiller bir sonu like how can I say? At the end generally some verbs like for instance in French they finish like er. Are there in like Hebrew? There is no like, any rule for end of there is no rule like to recognize immediately. Yeah. So it's different. Every verb has a different connotation. Different types, forms or. Hag, hag, ha. Hangi hagmış arkadaşlar geliyor? Hag, ha, ilanot arkadaşlar. Ağaç bayramı. Ağaç bayramı. Hag, ha, ilanot. Ağaç bayramı. Higia. Geliyor. İlanot. İlan arkadaşlar. İlanot. Ağaçlar bayramı. Ağaç bayramı. Biz diyoruz buna. Tetvav, beşivat, higia geliyor. Hag la ilonot, yine ağaçlar için bayram veya ağaç bayramı. Şimdi ben bununla ilgili size bir şey göstereceğim arkadaşlar, bir poster göstereceğim. Çok eski bir poster. Bu 16 Şivat'ın girişini bütün okullar, kurumlar, bir anlamda tatil ve bayram şeyinde geçiyor. Bir tatil gibi düşünün. Onu ben şimdi onunla ilgili size bir şey göstereceğim. Bir resim göstereceğim. Şu an resmi açayım. Evet. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar geldi mi size? Yok hocam. Evet hocam şu an geldi bize. Evet. Ekrana geldi değil mi? Evet. Şimdi ben onu... Şimdi burada arkadaşlar bir poster görüyorsunuz. Burada Şivat 16, 15 Şivat'ın gelişinin kutlanması ile ilgili bir kart. Hatta ne zamanmış burada? 1969 yazıyor arkadaşlar. 26.06.1969. Şurada okunuyor değil mi? Nerede hocam? Şurada. Aşağıda evet. Evet aşağıda. Küçük şey bir yazı, gizli bir yazı. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burada Rosh Hashana la ilonot Rosh Hashana la ilonot yani ağaçlar için sene başı Esudar beyom tetvav beşivat yani tertip edilen, düzenlenen beyom tetvav beşivat Şivat'ın 15'inde tertip edilen ağaç yani senenin başını sene başı Rosh Hashana yılbaşı demektir. Rosh Hashana le ilonot ne için? Ağaçlar için yılbaşı. Netiat arkadaşlar o bayramda neler yapılıyor? Netiat ilonot ve motsa kökle kökünden ağaçlar dikiliyor arkadaşlar. Netia dikmek demek. Netiat dikilmesi, ağaçların dikilmesi, kökle dikilmesi anlamında arkadaşlar. O gün herkes İsrail'de toplanır ve topluca o doğayı yeşillendirmek için ağaç dikme bayramları kutlanır, tertip edilir. Ve çocuklar, ben gördüm, bizzat gördüm, her çocuk, her aile kendi çocuğuna veya kendileri İsrail o toprakları yeşillendirmek için birer ağaç dikerler arkadaşlar. O bayramın şeyi de bir anlamda bir tabii onlar çok da kendisine bu ona 15 Şivat'a çok da büyük bir anlam yüklüyorlar. Bir anlamda Şivat onlar için 15 Şivat yeni bir ülke kurmak, yeni bir yer kurmak,
kendine vaat edilen o toprağı önemsemek, onu hissetmek falan, bu böyle duygular. Hocam bu 15 Şubat Occupation'ın yıl dönümü falan mı yani? 1948 15 Şubat'ta falan mı Aynen, evet. gelmiş? Çok önceden olan bir şey de, ama onu da karşılıyor zaten. 1948'i de karşılıyor. Yani artık biz topraklarımızdayız, o vatanımızdayız vesaire filan. Onu artık o şekilde kutlanıyor. Yukarıda da Hocam antik dönemdeki bağlantısı ne peki? bu tabii antik dönemdeki bağlantısı yine bahar bayramları, biliyorsunuz. Ta Dumuzi'den geliyor, Sümer'den geliyor bu. Ha, yani sadece o bahar bayramı olması başka bir şey Tabii yok. o, yani kökü bu yine, biliyorsunuz. Hıdır bile, İslam kültüründeki Hıdır bile bununla alakalı bir şeydir. Yeşillikle ilgili Hıdır. Hıdır İlyas kültü de Evet. bununla alakalı bir durumdur arkadaşlar. Biliyorsunuz siz. Ben tabii bunların detaylarına girmeyeceğim. Ama burada esas olan şey, bu kadar önemli olan bir durumu bütün Yahudiler indinde kutlanıyor olması. O yüzden ben bunu size bir poster buldum. 1927'deki bir Teşekkür poster. ederiz hocam. Evet, bu posteri paylaşayım dedim. Teşekkür ederiz Bu arada hocam. nitiat arkadaşlar, nitiat nıta veya nota dikmek demektir arkadaşlar. Motse kök demektir. İlon ya da ilonot arkadaşlar, ağaç kökle dikmek yani, biliyorsunuz. Belli bir şekilde ağacı alırsınız kökünden. Dikersiniz o. Nitiat, ilonot ve motse kökünden dikmek demek arkadaşlar. Burada da likavot veya likvot, onuruna arkadaşlar. Histadrot, hamorim, yani hocaların düzenleyeceği, nerede? Be'eretz İsrail, Yaruşalayim. Be'eretz İsrail, sınıf Yaruşalayim. Yani Yaruşalayim'deki, Kudüs'teki şubelerde. Bu bir muhtemelen orada şey yapan bir takım kurumların düzenlemiş olduğu bir nasıl söyleyeyim, ağaç dikme etkinliği. Evet. Evet. Bu arkadaşlar, bunu ben geçeyim. Yani Çok iyi. diyorum, böyle bir durum söz konusu. Yani orada kutlanıyor. Hatta videolar filan da var da, ben zaman çok fazla dağılmasın diye onu şey yapmadım. Yani videolar da vardır. Onları da gösterebilirdim ama dersi fazla şey yapmamak için oraya girmeyeceğim. Evet, geri dönelim ekranımıza. Badem Haşkediya, tekrar şey yapalım, okuyalım. Haşkediya Porahat, badem ağacı arkadaşlar. Haşkediya Porahat çiçeklendi, yapraklandı. Porah kelimesi arkadaşlar, Porahat, bu yapraklanmak anlamına geliyor, yeşillenmek anlamına geliyor. Şemeş, güneş. Dikkat edin arkadaşlar, paz. Paz, altın gibi, altınımsı, parlak veya paz, zorahat. Şemeş'e dikkat edin, şemeş arkadaşlar, dişil bir kelime değil mi arkadaşlar? Evet. Nıkıva. Nıkıva. Niye nıkıvadır? Çünkü nıkıva olduğunu nereden öğrendik nıkıva? Çünkü paz, Şeyi zorahat. adı. Bakın, Evet. zorahat. Güneş, Evet. paz, zorahat. Üzerinde herhangi bir dişillik alameti var mı güneşin? Yok aslında. Dişillik alameti yok. Ama güneş, yer arkadaşlar, bu göksel cisimler, cisimlerden güneş dişildir arkadaşlar. Yer aret dişildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar tabii dişil kabul ediliyor. Dişil kabul edildiği için de köken olarak, şey olarak, fiil olarak biz bunu dişil olarak çekiyoruz. Evet. Spor arkadaşlar, hasiporin, kuş, spor. Spor biraz kelime daha çok
fısıltılı kelimelerden, yani tsı, ötmekle ilişkili olan bir şey, kuşla ilgili bir kelime. Asiporin. Bu da kuşlar. Me, me roş, şöyle me, me, de da, yani me, roş, roş arkadaşlar, başında. Burada zaten gösteriyor sanırım, değil mi? Buralarda vardır. Belki de burada. Hmm. Ağaçların başında muhtemelen. Yani bu arkadaşlar, gag her şeyin üst kısmı, tepesi demektir arkadaşlar. Gag tepe çatı demek. Çatı demek, değil mi? Evet. Çatı, tepesi demek. Yani biz tabii bunu gag dediğimizde, yani İngilizce'deki top gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Ya da çatı, yani roof gibi düşünün. İngilizce'deki roof gibi. Ama aynı zamanda biz bunu ağacın tepesi için de kullanırız. Yani burada kuşlar ya çatıda ya damda olur, ya da ağacın dallarında veya tepesinde olur. Dolayısıyla buradaki siz gag'ı siz tepe olarak öğrenirseniz, ama onu gaga ilonot derseniz ağaçların tepesinde filan diyebilirsiniz arkadaşlar. Gaga ilonot. Biz çoğu zaman bunu söylemeyiz, ama bu anlaşılır. Çünkü bahsettiğimiz konu bununla ilgili. Kuşlar neyi müjdeliyor? Mübasrot. Müjdeliyorlar. Haber veriyorlar. Beşaret. Biliyorsunuz bu kelime. Beşir kelimesi de buradan geliyor arkadaşlar. Beşir ve nezir kelimesi. Nezir kelimesi uyarıcı. Beşir de müjdeleyici. Buradaki kelime çok ilginçtir. Mübasrot şey anlamında, müjde, müjdelemek anlamında. Neyi müjdeliyorlar mübasrot? Et, e'yi, a'yı niteleyecek bir şey var. Bo, he, hag. Hangi hag? Hag, bet, vav, beşvat, bu ona 15 Şubat bayramının gelişini ne yapıyorlar? Müjdeliyorlar. Higia hak, evet bayram geliyor. Ha ilon, ilanot. Bu arada arkadaşlar, ilon kelimesi Süryanice'de de ilon demek. İlon, ilon, ilona kullanılıyor. Süryanice'de de aynı kelime. Ha ilanot, hak ha ilanot. Ağaçların bayramı veya ağaç bayramının geliyor. Tet vav beşivat higiya hak la ilonot. Bu da yine aynı şekilde 15 Şubat ağaçlar bayramı veya ağaç bayramı geliyor şeklinde. Şimdi arkadaşlar, birinizden gönüllü olan biri olabilir, okuyabilir eğer isterse, kim okumak istiyorsa bir okusun. Ben okuyabilir miyim hocam? Tabii ki, hemen buyurunuz. Ha şikadiya porahat. Evet. Bı şemeş paz zorahat. Evet. Ha siporim meroş kol gag. Gag. Mı basrot. Basrot. Et bo ha kak. Hag. Bu arada onu unuttum söylemeyi arkadaşlar. Hac kelimesi. Bizim Arapçada bildiğimiz hac kelimesi de aynı kelime arkadaşlar. Hac. Hac. Hac var ya. Hacca gidiyoruz ya. Hacca gideceğiz falan. Hac bayram demektir arkadaşlar. Yani bir tören, bir ritüel demektir. Hag arkadaşlar. Aynı kelime arkadaşlar. Hac kelimesi. Bunu yazayım buraya. Hag ile arkadaşlar, hac kelimesi aynı kelime arkadaşlar. Hac kelimesi. Zaten görüyorsunuz, aynıdır. Aynı kelime. Evet. Aklınızda bulunsun yani. Unutmayasınız diye söylüyorum ben. Tamam evet. Hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Tet vav bışıvat higia. Gia. Hak, evet. Gia. Hak la ilanot. Evet. Değil mi? Kısaymış. Evet. Zülal okur herhalde. Çok acı çekeceğim ama okurken. Hadi bakalım. Çünkü biraz zaten başının da. Tamam, bir saniye. Ha şak rim.
Rot. Haşakri. Ne bu? Haşkediya. Haşkediya. Şkediya. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim başlamadan? D ile R çok benzemiyor mu birbirine? Evet ama R biraz keskindir. D'nin şeyleri var. Dikkat edin. D'nin böyle daha karedir bak. Evet. Evet. Haşkadiya dediniz. Evet, Haşkadiya. Tamam. Forahat. Evet. Forahat. Şemeş. Paz. Zorahat. Hasakurim. Hasipurim. Evet, Hasipurim. Bir dakika. Meroş. Evet. Belgak diyeceğim de. Meroş kol. Kolgak. Kolgak. Evet. Basrot. Basrot, evet. Basrot. At. Hagar. Hak. Evet. Tevav dediniz buraya ama. Etvav. Tamam. Etvav. Ve. Etvav. Ha direkt tet diye okuyacağız. Aradaki iki. Tamam hocam. Aradaki iki çizgi. Hayır onlar okunmuyor. O kısaltma işareti oldu. Kısaltma yaptım. Tamam. Tetvav. Etvav. Şevat. Hat. Gia. Hat. Hagia. Gia. Hagia. Gia diyelim. Hag mı? Hag ha ilanot. Hag ha ilanot. Hag ha ilanot. Tevav. En aşağı okumuyor muyum? Evet. Tamam. Tevav. Ve şivat. Ve şivat. Hagaya. Hag la ilanot. Hagia. Hagia. Hag. La ilanot. Başka okumak isteyen var mı arkadaşlar? Hocam ben de okuyayım bari okumuşken. Hadi bakalım. Haşkadiya porahat. Uşemeş paz zorahat. Çok güzel. Hasipurim. Miroş kolhak. Burada bir şey soracaktım. Burada mi yerine b kullanabilir miyiz mesela? Miroş kolhak. Tabii ki kolhak. Kullanabilirsiniz tabii. Daha da belki doğru olur yani. Tabii. Tamam. Mebisrot. Şöyle eğer manayı bu şimdi bir şiir gibi düşünmezsek düz cümle olursa şimdi müjdelemek. Gelişini müjdelemek. Nereden gelişini müjdeliyorlar? Ağaçların başından deseniz, o zaman tepelerden deseniz, o zaman mem kullanmak daha doğrudur. Burayla bağlantı kurarsak ama. Bakın. Yok tek başına kullanırsanız beroş. De olabilir. Evet. O zaman beroş. Gayet de güzel gider. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Tamam o zaman. Çünkü ben orada m bir an hani b anlamını veriyor gibi düşündüm de biraz saçma zaten, geldi. Dediğim gibi burayla bağlantılı düşünmezsek beroş kol gag daha doğru olur. Evet. Tamamdır. Ve bisrot et bohahak tetval beşvat hagia hak ha ilanot tetval beşvat hagia hak le ilanot. Muhtemelen bunun bir şarkısı da var. Tabii ben bilmiyorum. Yani bu şey, pardon bunu bestelemişler de. Ben bunu çünkü şey olarak da çocuklar söylüyor bunu. Dolayısıyla bunun şeyi de var. Böyle videolarını falan da bulabilirsiniz belki bunun internette. Hocam şarkı demişken aklıma şey geldi. Bu Hava Negile var ya. Evet.
Onun anlamı ne bu? Hava Nagila tam olarak çevirisine hiç bakmadım. Ne bir daha söyleyin? Hava Nagila. Nagira. Nagila. Nagila. Hava Nagila, Hava Nagila diye hani var ya sürekli söylüyorlar dualarında. Atarım olmadı WhatsApp grubuna. Bana bir atarsanız ben bir bakayım olur mu? Tamam, gruba atayım az sonra. Tamam, onu bakayım ben. Size onun tercümesini olmadı söyleyeyim ben. Bağlamıyla tamam. Beraber. Evet. Onun dışında arkadaşlar burada kelimelere bakalım. Burada ne öğrendik kelimelerden? Badem ağacı, badem veya badem ağacını öğrendik. Şkedia, koreah, şeklenmek, yapraklanmak, şemes, güneş, paz, altın gibi ve altınımsı, zoreah, doğmak, sipurim, kuş, roş zaten biliyordunuz değil mi? Baş, merroş, res yani. Hocam fiillerin çekimlerini acaba yapsak mı? Yoksa daha sonraya mı bırakalım? Hani mesela koreah, hot, pohim. Ha, olabilir. O zaman şöyle yani bir gün gramer yapacağız ya. Ben size gramerde morfolojiyi anlatayım. Yani bugün sadece böyle metin üzerinden gideyim diye şey yaptım. Tamam. Ama bunu koreah, koreahat, pohim, porhot şeklinde çekiyoruz ve biliyorsunuz şöyle yapalım. Ben burada aslında tablo olarak versem vereceğim size. Koreah. Bu da dişili. Koreah pardon. Şöyle geri alayım. Koreah. Korehat. Hat. Şöyle. Korehat. Korhim. Şöyle. Korhim. Ve porhot arkadaşlar. Porhot. Şimdi buna arkadaşlar bu buna göre ne yapmıştık? Bütün tekiller eriller, bütün tekil dişiller, bütün çoğul eriller, bütün çoğul dişiller bununla çekiliyor. Ne dedik? İşte ani porah. Porah. At porahat. Bu şekilde şeyi çekiyoruz arkadaşlar. Çekimi yapıyoruz. Ben size hazırladım aslında. Burada var. Hazırladım ben size. Önümüzdeki ders hatta gördüğümüz fiillerin hepsinin çekimini ben o tabloda size vereyim arkadaşlar. Olur mu? Olur hocam. Çok iyi olur. Tamam. Önümüzdeki ders bana şey yapın. Ben metin olarak da size atacağım. Hazır bende. Onların çekimini atayım. Fiil çekimlerini. Yani